Büyük ihtimalle bunun bunda kesiniz hiç doğru bir şey değil ama. Çalışma günlüğü çekiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Aslında biraz da vloglu ders çalışma günlüğü olsun istiyorum. Günlük ne yaptıklarımı da çekeceğim. Sabah 11'de uyandım. Sabah uyandıktan sonra kahvaltı yapıp odamı falan topladım. Çünkü savaştan çıkmış gibiydi odam. Size bütün halini göstermesem de minik minik kısımlarını gösterdim. Hafta içi asla zamanım olmuyor odamı toplamaya. Zaten sabah okula giderken bir dağıtıyorum. Sonra okuldan dönünce çok yorgun olduğum için ve ders çalışmam gerektiği için asla dokunmuyorum o dağınıklığa. Ve bu 5 gün boyunca tekrar edince bir yığına dönüşüyor. Bugün şükürler olsun ki toparlayabildim. Hala tam olarak toplu değil, yerleri falan süpürmem gerekiyor. Ama uğraşamam çünkü saat 1'e geldi ve ben derse oturamadım. Program hazırlayıp hemen derse oturacağım. O yüzden hemen gelin bir program oluşturalım. Çünkü elime çok güzel bir kitap ulaştı. Bu kitap Sınav Yayınları'nın TYT Soru Bankası. Fakat bu kitabı göstermemin ana nedeni üstünde ismimin yazması. Siz de kendi isminizi kendi kitabınızın üstüne yazdırabilirsiniz. Sizlere de nasıl yapılacağını bu kısımdan sonra gösteriyor olacağım. Ayrıca şunu da dipnot geçeyim ki kitabın üstüne isminizi yazdırmak ek bir ücret değil. Kitapla aynı fiyat. Ayrıca bir de sınav kursundan bahsedeyim. Sınav kurs bu yıl 3-4-5 All-Star ile işbirliğine gitmiş. 3-4-5 All-Star'dan da daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Video çözümleri ve 62 tane kitap bulunduruyor. Bunun yanında sınavın aylık yayın paketi, 7-24 soru çözüm uygulaması ve canlı dersler. Aynı zamanda piyasadaki popüler yayınlardan oluşan deneme kulübü, yine kişiye özel kitaplar ve yapay zeka destekli koçluk sistemi veriliyor. Aynı zamanda bu yıl sınav YKS birincisi olan öğrencisine 1 milyon Türk lirası ödülü veriyor. İlla ki bir kurs arayışında olan vardır. Sınav kursu da zaten bilinen ve sevilen bir kurs olduğu için minik bir bahsedeyim dedim. Bu kitap da kesinlikle bence YKS döneminde çok güzel anı olacak, anı kalacak bir kitap. Ben yani liseden mezun olduğum zaman bile bu kitabı atacağımı düşünmüyorum çünkü üstünde ismim yazıyor. Videoya geri dönebiliriz. İlk önce enaktif.com'a girmeniz gerekiyor. Ardından bu sekmeden senin kitabından LGS veya TYT AYT kitabı satın alabiliyorsunuz. Ben TYT ve AYT'ye giriyorum. İstediğiniz dersi seçebilirsiniz. Benim kitabım TYT Türkçe'ydi dediğim gibi. Buradan ad soyad bilgisine isminizi soy isminizi yazıyorsunuz. Ardından buradan da sepete ekleyip sipariş edebilirsiniz. Ayrıca şu an %30 indirimli.
hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve buz patenine gidiyorum. Uzun bir ara vermiştim yaz tatiline fakat yeni bir yere yazıldım. Normalde özel ders alıyordum. Bu sefer toplu bir kursa gideceğim. Altıma tayetimi giydim, üstüme VYK ve hırka aldım. Çünkü kara antrenmanı da var burada. Şimdi de hazırlandım, çıkıyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi sizlere minik bir buz pateninden bahsedeceğim. Kendi buz pateni serüvenimden bahsedeceğim. Şöyle o gün ne oldu? Ben o gün başka bir kursa başladım. Şöyle aslında en başından başlayayım. Ben gerçekten uzun zamandır buz pateni yapmak istiyordum. Ve küçükken babamla, ablamla falan bayağı gidiyorduk. Yani öyle hani eğlence amaçlı serbest seanslara gidiyordum. Ben normal asfalt üzerinde de tekerlekli paten sürdüğüm için gayet iyi bir şekilde sürebiliyordum. Sonrasında yani biz öyle gittik geldik falan. Geçen seneye kadar ben gerçekten buz patenini yapmak istiyordum. Sonrasında annemlerle falan konuştum ve özel ders almaya başladım ben buz pateninden. Fakat benim hocam hokey hocasıydı. Fakat hokey ve artistik buz pateni gerçekten çok farklı şeyler. Hokey daha sert yapılan bir spor. Onun dışında daha böyle estetik olarak değil de hani takımlı bir spor. Onun dışında artistik buz pateni de farklı. Yani çok farklılar zaten biliyorsunuz. Fakat hocam dedi ki temel şeyler aynı. Yani buz hokeyinde de artistik buz pateninde de temel şeyler aynı. O yüzden ben sana temel şeyleri öğreteyim sonra başka bir hocaya gidersin demiştim. Öyle yaptık fakat gerçekten mesela limon hareketleri var. Böyle normal hani temel hareketler. Onlarda tamam sorun olmadı fakat biz crosslara geçtiğimizde birazcık sorun oldu. Hokeycileri cross atarken çok sert atar ve böyle ayağını kaldırarak atarlar. Fakat buz artistiğinde daha böyle yumuşak ve ayağını kaldırmadan atıyorsun. Onun dışında buz artistliğinde de kollarınızı kullanmanız gerekiyor. Fakat buz hokeyinde asla öyle bir şey yok. Zaten çünkü onlar bu ne deniliyor o çubuklara bilmiyorum ama çubuk yani çubukla oynanılıyor. Sonra ben hocamla bitirdim. Böyle yaz tatilinin başı gibi falan bitmiştim. Fakat sonrasında bizim tatil olayları falan olunca yani tatile gidip geleceğimiz için dedik ki ara verelim. Yani ben 3 ay boyunca maalesef ki ara verdim. O yaz tatilinde bir tane hoca buldum. Özel ders hocası yine. Fakat bir dersine gittiğimde gerçekten çok fazla beğenemedim. Yani o benimle de ilgili olabilir bilmiyorum ama hocayla çok uyuşmadı, hoşuma gitmedi. O yüzden o hocaya gitmeyi bıraktım. Sonrasında şu an gittiğim kurs, bu sefer böyle kursa gidiyorum. Kurs mu denir bilmiyorum ama daha çok kişili bir yere gidiyorum. Bunu aslında ben ta özel derse başlamadan önce biliyordum. Fakat özel ders almak istediğim için hiç böyle konuşmamıştık bu gittiğim şu an yerle. Sonrasında dedim ki ben burayı bir deneyeyim. Şu an günlerden salı fakat ben o görüntüleri size pazar günü çekmiştim. Deneme dersine gittim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Aslında benim hep kafamda şey vardı hani kursta hocalar sizle nasıl ilgilenebilir falan. Ama gerçekten ben en çok verim aldığım gün falan olabilir buz pateninde. Hocalar gerçekten ilgileniyordu ve aslında böyle çoklu kişi olunca insanın daha bir özgüven geliyor. Hani herkes yaparken sen de yapmak zorundasın falan. İlk önce kara antrenmanı var. Sabah kaçta gittim ben? 9'da mı 9.30'da mı ne başladım? Esneme hareketleridir, koşudur, mat üstünde hareketler falan. Sonrasında buza geçiyoruz. Ve ben çıktıktan sonra hemen bir Decathlon'a gittim. Ve bir şeyler aldım. Ya bir şeyler dediğim çok da bir şey almadım. İlk önce eldiven aldım. Pazar günü bir düştüm. Ama düşünce gerçekten insana bir motive geliyor. Çünkü ben her zaman kendimi kasan birisiyim böyle buz pateninde düşmeyeyim diye. En sonunda bir düştüm. Ama sonrasında rahatladım hareketleri yaparken. Çünkü nasıl düşüldüğünü gördüm. Böyle bir eldiven. Bu eldiven de elim üşümesin diye. Çünkü gerçekten çıktıktan sonra bağcığımı bile bağlayamayacak seviyeye geliyorum. Çok bir bunların renkleri çok güzel. Böyle bir rengi var. Bunun arkası böyle fileli. Şurası bakın. Böyle. Bir de bu rengi var. Rengi de aşırı güzel. Bir de bu Decathlon'un biliyorsunuzdur. Yarım yakalı şeyleri, yarım fermuarda. Bunu da buza girerken üstüme geçiririm diye düşündüm. Bu da çok güzel, aşırı güzel. Sadece yani buz için değil bu arada. Rengi de çok hoşuma gitti. Normalde sanırım erkek çocuk reyonunda ama oldu ve aldım hemen. Böyle yani. Onun dışında diyeceklerim sanırım yok. Gerçekten buz pateni yapmayı çok seviyorum. Böyle hani hemen cumartesi pazarın gelmesini istiyorum. Bu arada cumartesi pazar gideceğim galiba. Ya pazar sadece ya da cumartesi pazar ona daha karar vermedik ama hani böyle buza gitmek istiyorum. Çok seviyorum. Daha buz patenini almak istiyorum. Ama gerçekten buz patenleri çok pahalı.
Buz pateni birazcık pahalı bir spor maalesef ki ama yapacak bir şey yok. Neyse ben şimdi ders çalışmam gerekiyor. Bu videonun bu kısmını çekmek istedim. Çünkü o gün aslında çektim. Güzel olmadığı için bir daha tekrarlıyorum. Neyse hoşça kalın. Bay bay. Videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. O videonun kapanışını yapmış mıydım? Neyse ben yine de çekeyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.